Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu arkadaşlar yine depremle alakalı. Depremin hemen öncesinde belki yarım saat belki de bir saat öncesinde enteresan bir şekilde uluyan bir köpek var. Sanki böyle depremi haber verircesine içten ağlamaklı bir ses tonuyla uluyor köpek. Gerçekten görüntüyü izlediğimde çok etkilendim. Yani hayvanlar ne kadar da hisleriyle yaşanacak olan olayları öncesinden haber veriyorlar adeta ve hisleri biz insanlara göre çok daha fazla, çok daha yoğun ve çok daha güçlü. Gerçekten hayvanlar çok çok önemli. Aklıma gelmişken söyleyeyim hayvanlara işkence edenler bir kez daha düşünsün. Bakın onlar bu zor günlerde gerek deprem öncesinde böyle enteresan sesler çıkartıp depremi adeta haber verircesine içten ses yükseltmeleri olsun gerek deprem çalışmalarında görev almaları olsun enkaz altındaki insanları çıkartmakta ki başarıları olsun gerçekten hayvanlar çok kıymetli çok değerli arkadaşlar bunu unutmayalım hayvanlara işkence edenler de bir daha asla böyle bir şeye yeltenmesinler asla böyle bir aşağılığı yapmasınlar böyle şerefsizliği yapmasınlar hayvanlarımız gerçekten çok kıymetli Hele, hele bu depremde köpeklerin ne kadar da ortaya güzel iş çıkarttıklarını gördük. Birçok enkaz çalışmasında köpekler hisleriyle yine ön planda arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yine işte az önce de dediğim gibi deprem bölgesinde deprem olmadan önce yarım saat ya da bir saat öncesinde köpeklerin feryadı var. Bir köpeğin feryadı. Bunu birazdan paylaşacağım. Şöyle bir izleyeceğiz hep birlikte. Ondan sonra yine konuşacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız o görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten çok çok ilginç ya. Bu olay Marmara depreminde de olmuştu. Marmara depremini biz çok derinden yaşadık. Marmara depreminde Sakarya'da tam da depremin merkezindeydik arkadaşlar. Rabbim bizi o günlerde korudu. Yaşamak nasibimizde varmış demek ki. Rabbimiz bizi korudu çok şükür bizim kaldığımız köyde o zaman sadece bir tane ev yıkılmıştı. O evde iki katlı ahşap bir ev. Bizim köydeki evimiz de yine ahşap bir evdi ama tek katlıydı. Bizim köye çok çok aşırı bir şekilde vurmamıştı deprem. Daha çok Sakarya'nın merkezi Adapazarı yerle bir olmuştu. Şu an Kahramanmaraş nasılsa, Antakya nasılsa aynı o şekilde olmuştu arkadaşlar. Ama Maraş'taki deprem ard arda iki büyük depremin yaşanmasıyla zaten felakete dönüştü her şey. İşte Sakarya depreminde, Marmara depreminde deprem sadece bir defa olmuştu gece. 3 ile 4 arasında yaşanmıştı deprem. Maraş'taki deprem çok daha sar sarsıcı. 160 atom bombası gücünde olan bir deprem arkadaşlar. Ve Marmara depreminin, tam 6 katı büyüklüğünde diyorlar etkisi. Uzmanların açıklamaları bu şekilde arkadaşlar. Marmara depreminin tam 6 kat büyüklüğünde olan bir deprem ve ard arda yaşanması ikinci kez depremin tekrarlaması gerçekten felaketi daha büyük boyutlara taşıdı ve can kaybı umarım çok çok fazla olmaz arkadaşlar. Marmara depreminde 18 bin küsür can kaybı yaşamıştık. Umarım Can kaybı çok fazla olmaz bu depremde. Yani artık tek duamız bu. Kurtarılan insanlar, hayata dönen insanlar oldu elbette. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar, Peygamber Efendimizin bir hadisi var göçük altında kalarak can verenler şehittir. E, kesinlikle şehittir buyuruyor efendimiz arkadaşlar. Artık tek sevineceğimiz nokta burası olmalı. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz için tabii ki de bütün ülke olarak üzüldük. Hala içimiz yanıyor fakat diğer yanda ahireti düşündüğümüzde de şehadet makamına ermeleri de onlar için aslında büyük bir lütuf. Belki de onlar şu an şehadet makamına erdikleri için çok mutlu olabilirler. Bunu tabi biz bilemeyiz. Rabbimiz bilir ama dediğim gibi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Kesinlikle göçük altında kalarak can verenler şehittir arkadaşlar. Bunu böyle bilin. İnşallah hala umut var diyelim çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Şu an devletimiz sağ olsun her yere ulaşım sağladı. Her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor tabii bazı bölgelerde yollar çok sıkıntılıydı. Yolların çökmesi, tünellerin çökmesiyle biraz ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandı fakat devletimizin birimleri hızlı bir şekilde olaya el attı ve bütün yolları açtılar çok şükür. Şu an ulaşım noktasında bir sıkıntı yok. Sadece işin ehli insanların oraya ulaşması gerekiyor. Yani işi bilen hızlıca kurtarma çalışmalarına destek verecek olan arkadaşlarımızın orada olması çok çok önemli ve orada bazıları da gidip siyaset yapıyor arkadaşlar. Yani bu olayı bile fırsata dönüştürmeye çalışan tipler var arkadaşlar. Bunlardan uzak durun gerçekten. Yani onları görünce böyle tiksindim, iğrendim açıkçası. Gidip orada siyaset derdine düşmüş adamlar. Yani şu an birlik olma zamanı. Herkesin siyaseti bir kenara bırakıp da orada şöyle kenetlenmesi lazım ama adam gitmiş orada siyaset yapıyor. Bu Allah'tan bize bir uyarı olarak gelen bir hadise. Depremler Allah'ın uyarısıdır. Allah'ın gerçekten azgın toplumları uyarmış olduğu bir azaptır. Bugüne kadar da hep böyle olmuştur. Bütün azgın olan kavimler hep depremle, kasırgayla, büyük sarsıntılarla yere batmalarla hep böyle İmtihan olunmuştur arkadaşlar Rabbimiz Her şeyin en doğrusunu bilir bizlere düşen görevse arkadaşlar bol bol tövbe etmek ve Oradaki kardeşlerimize gerek dualarımızla gerekse Maddi manevi bütün Desteğimizle elimizden ne geliyorsa Onlara yardımcı olmak arkadaşlar çok şükür yaşıyorlar e, aileleri de Herhangi bir sıkıntı yok Kimisi enkazdan çıktı Hayata tutunmaya çalışıyorlar yaralı olanlar var Onlara ulaştıracağız ve İstanbul'dan Oraya kurtarma ekibiyle giden birlikte olan arkadaşlarımız da var. Onlara da ulaştıracağız. Orada şu an bütün ihtiyaçları karşılamak üzere orada hazırlar ve çalışmalara katıldılar. Onlara da gereken desteği sağlayacağız. Bu da Recep ayının 15. gecesi ve 15. gününde oldu arkadaşlar. Recep ayında sadaka vermek zaten kat kat fazlasıyla size dönüşeceği için hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. Recep ayında her gün sadaka vermek, her güne bir sadaka vermek bile çok büyük sevap olarak size geri dönüyor ve kat kat fazlasını Rabbim zaten sizlere sunar. Bundan da hiçbir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Destek olanlardan Rabbim razı olsun. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle bu konuyla ilgili sizlerden yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.